Şimdi ben size Emin Bey'im desem, Ateşli Emin desem, Mehmet Arslan desem, isterseniz sizi biraz böyle kendi dilinizden ta neden Ateşli Emin oldunuz? Mehmet Arslan'ın ne oldu? Oradan bir başlayalım. 1940 Tokat'ta. Şimdi efendim bizim Çerkezler'de yeni evli gelin diyelim kayınpederinin ismini ve kayınpederinin kardeşlerinin ismini söylemez. Benim dedemin kardeşi Mehmet'miş. İsmi Mehmet diye takınca annem ismini söyleyememiş. Hep Emin demiş. Emin aşağı, Emin yukarı biz Emin olarak kaldık. İlkokulu bu şekilde bitirdim. Diploma alacaktım. İşte nüfus kağıdı lazım oldu. Nüfusa gittik. Emin diye kimse yok. Kim var? Mehmet Arslan var. İşte ama yakının kendin köyündeki insanlar ve okuduğum çevre hep beni Emin olarak biliyor. Bir de Afeşir benim soy ismim olduğu için sülale ismim Afeşir olarak, Afeşir Emin olarak kaldı. Bir de bu işime de yaradı. Bazı yasaklamalar vardı. Çerkezce işte konuşmak, şarkı söylemek, türkü söylemek, yazı yazmak sakıncalıydı. Bir takım soruşturmalar içeriyordu. O bakımdan da Afeşir Emin rumuzunu kullanmaya devam ettim. Yani yazılarımda. Yani yasaları mı deliyordunuz? Tabii bir nevi yasadan kaçmak oluyor. Çünkü memurdunuz galiba, değil mi? Memuriyet de var. İşte Ziraat Fakültesini bitirdim Erzurum'da. 4 yıl o zaman o şekildeydi. Ekmeğimi kazanmak için memurluk yaptım ama genellikle şairlik yaptım. Yani müzisyenlik yaptım ve akordiyonla sürekli Çerkez toplumunun içerisinde bugüne kadar çaldım. Şimdi o günlere ben bir döneceğim. Çünkü orada çok önemli bir şey söylediniz. Bu tek tipleştirme siyaseti, işte insanları kılık kıyafeti alt alta koyabiliriz bütün bunları. Bu muhtemelen o dönemlerde dile de yansımış belli ki. Çerkezce konuşulmaması ya da şarkıların söylenilmemesi sizde o dönemki Çerkez toplumunda nasıl bir infial yarattı ya da kendinizi nasıl hissediyordunuz? Nasıl bir topluluk vardı? Şimdi efendim, bu Çerkezlerin tabii Çerkezce konuşturulmaması şöyle diyebiliriz, kusura bakmasınlar, şövenist bir harekettir. Aşırı milliyetçilik hareketidir. Bu içinde bulunduğumuz topluma, Türkiye Cumhuriyeti'ne hiçbir fayda getirmez zarardan başka. Küskün bir toplum, boynu bükük bir toplum, kültürünü işleyemeyen bir toplum hiçbir zaman o devletin sadık bekçiliğini de yapsa içinde bir ukdeyle yapar. Ve Çerkezler hakikaten boynu bükük olarak bulundukları toplumun içerisinde en uygun vatandaşlığı yapmıştır. Gerektiği yerde, gerektiği biçimde davranmıştır. Hiçbir zaman ülkesine hiçbir yerde asilik yapmamıştır. Şimdi şöyle olsaydı iyiydi. Tabii bizim okulumuz vardı. Taun Cemiyeti isminde ilk adiye okulumuz vardı. O kapatıldı. Bu da tamamen bir uygun olmayan hareketti. Aslında bana göre Türkiye'de anaokulları açılmalı. 2 yaşında çocuk hem Türkçe hem etnik grup diliyle okutulması lazım. Bugün açıldı. Ama bu mecburi olması lazım. Yani nasıl Türkçe öğrenmeyen, Türkçe okula gitmeyen bir kişi ceza alıyorsa, eğer Çerkez çocuğuysa, Çerkezce okumadığı zaman, Çerkezceyi öğrenmediği zaman da aynı cezayı alması lazım. Yani mecburi olması lazım. Sen okul başla, öğren. Olur mu öyle bir şey? Yani öğrenci en kısa yoldan sınıfı nasıl geçerim diye bunu düşünüyor. Yani o bilincinde değildir hiçbir şeyin. O zaman
bu ülkeye daha sadık, daha bağlı, daha aydınlatıcı bir toplum oluşur. Bugünkü kargaşalar, bugünkü insan öldürmeler de ortadan kalkar. Ben o inançtayım. Bu etnik grupların hepsi için geçerlidir. Şunu da söyleyebiliriz. Evet, belki olabilir ama bugün sorunlarımız var. Kürt sorunu var. Aynen Kürt'ün çocuğunu da hem ilkokulda Kürtçe hem Türkçe, bir de kalkınmış ülkelerin bir dilinden İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, hangi dilden olursa olsun okutulmasında bu devletin kısa zamanda kalkınması bakımından ihtiyacı vardır ve gereklidir. Bu dünyanın her tarafında böyledir. Bu Amerika'da Kızılderili Beyaz Savaşı olmuştur. Onlar o şekilde eyalet sistemiyle her dilden konuşmak, okumak, yazmak serbesttir. Fransa'da Bretonlar vardır. Bretonca bir milletvekili kalktığı zaman ben Breton olarak Fransa'nın birliğini işte neyse korumakla mükellefim der, yeminini içer. Hiçbir sorun yoktur. En son bildiğimiz Bask ve İspanyol olayı vardır. Basklar anca bu yatışmayı, Bask anarşisini durdurmayı İspanyollar Basklara bazı bu gibi özgürlükler vererek sağlanmıştır. Şimdi zaten Rusya'da vardır. Rusya'da her ulus kendi diliyle okutulur. 103 dilden okutulan bir ülkedir. Amerika'da öyledir. Yani kalkınmış ülkelerde böyle bir sorun yoktur. Ancak bizde bunlar kalkınmamamız için, kalkınmamak için içimize dışarıdan sokulmuş, belli dönemlerde sokulmuş veyahut da onlar da o işin bilincinde değildir. Avrupa'dan sokulmuş, geçersiz, çağ dışı bilgilerdir. Tekleştirme. Tek kollu insan, tek gözlü insan, tek bacaklı insan, yani tek dilli insan, tek dinli insan, böyle bir şey olur mu? Yani bir ulus ne kadar çok dilden konuşuyorsa o kadar uygardır. Dil bir yerde anlaşma vasıtasıdır. Ama kültürün de kaynağı esasıdır. Herkes benim gibi Kafkasya'dan gelen Meryem Nane gibi Çerkezya'dan başka bilmeyen Nart destanlarını ve biraz önce burada da zikrettiler. Onun asıl ismi biz Adiyuh olarak biliyorum. O Adiyuh olarak söylüyordu aynı şarkıyı. Ben de duygulandım, ona da teşekkür ederim. Könçübe batıyor kalbine. O yani göğüslerinde dik durması için kızlarımızın takılıyordu Könçübe diye. Hatta ürküyor at, ona göre, anlatışına göre düşüyor ve kalbine batıyor o Könçübe dediğimiz göğüslük. Battığı için kız orada ölüyor. İşte yedi, köye götürsem yedi kardeşin beni öldürür. Ağaç kovuğuna koysam kurt kuş yer, kartallar yer diye bu içerikli şarkıdır. Ben de duygulandım şahsen. Ben sözü buradan alayım bu şarkılardan. Tekrar geriye dönelim. Çok zor Çerkezçe şarkılar ürettiğiniz dönemlerde ya da hani siz başka Rumuzlarla Mahlas ismi derler ona ürettiğiniz dönemlerde inanılmaz böyle benim de hatta anneannem öğretmişti o Skafe Muskak falan bir de Ahmet Deleşi Urbara falan böyle, böyle şarkılarınız vardı son derece dilden dile böyle yayılan. Bu özellikle Çerkeslerin içinde kendi kültüründe, kendi dilinde dans etmek, işte şarkı söylemek. Sonuçta müzik insanları bir araya topluyor ve sevgiyi üretiyor gerçekten. Ve 1977 idi galiba siz ilk kasetinizi yaptığınızda. Bu bir ateş, öyle miydi? 75, böyle 77 idi galiba. Olabilir. Bu dönemlerde ilk yaptığınız kaset zannediyorum pek çok Çerkes sanatçısının da önünü açtı arkanızdan çünkü başkaları da Çerkesçe şarkılar yapmaya başladı.
O dönemlerden böyle biraz lafı ben toparlayayım. Tekrar bu Çerkezçe şarkılar, bestelerinizi bir yoklayalım. Şimdi bu ilk diyebiliriz o Ahmet Dile dediğim şarkı. Biz de bir arada oturuyoruz. Delikanlılar ve kızlar sohbet ediyoruz. O arada ben daha okuyordum işte lise veya orta çağlarında. Okurken yine bir toplantı oldu köyde. Ben de o toplantıya iştirak ettim. Sohbet toplantısına, zekese. Kızlar biraz daha benim üzerinde fazla durdular herhalde. Delikanlı arkadaşlar da olduğu halde onları kıskandırmak için benim üzerinde fazla hal hatır sormaya başladılar. Öyle olunca delikanlılar da bana kızdı. Çünkü orada aynı sülalemden benden biraz daha büyük insanlar da vardı. Beni dışarı çıkartmak istediler. Birkaç kez dediler, hadi gidelim, kalkalım falan diye. Yok ben kalkmayacağım, oturacağım dedim, siz kalkar. Güzel kızları görünce. Siz kalkarsanız kalkın. Şimdi sonuçta orada benim de konuştuğum bir kız arkadaşım vardı. O da dedi ki, dayanamam, demek ki ona ısrar ettiler. Yeter dedi, kalkarsan iyi olacak dedi. Daha çok o zoruma gitmişti. Neyse kalktık, gittik eve. Beni de götürenler oldu birlikte. Aynı istikamete giden arkadaşlar da geldiler. Ben tekrar geldim oradan. Zaten belli oluyor, hani hissedilmeyecek gibi değil. Onlar tekrar toplanmış oturuyorlardı. Şimdi onun üzerine ama biz şarkıları bir Adiye şair eğer kabul ederseniz, yani iyi kötü işte bir şiir yazıyorum. Şiirde mahla beytini kullanamıyorsun. Yani kendi ismini kullanamıyorsun. Orada biz yükü Ahmet'in üstüne yükledik. Yani çekti gitti Ahmet. Deli Ahmet. Deli Emin diyemedim. Deli Mehmet diyemedim. İsmim belli olacak. Kaşeli orada bekler. Adiye kültüründe de bu yok. Yani hiçbir zaman mahla beyt kullanamazsın. Onu şaşırtoz diyorlar. Çünkü onu yaşlı bir nineden öğrenmiştim işte o Meryem Nane'den. Şarkıları o söylüyordu. O da hiç mahla beyti koymazdı. Niye koymuyor diye sorunca o dediler şaşırtoz oluyor. Yani kendi kendini methetmeye giriyor. Onun için mahla beyt kullanamazsın diye o şekilde biliyoruz ve ona bağlı kaldım. Hiçbir zaman kullanmadım. Daha sonradan da bu gene öyle düğünlerde etkilendim, duygulandım. İşte o Vahayra Hayra'yı söyledim. O da meşhur oldu, bir yerde aldı, götürdü. Beni de geçti zaten. Başka dillere de dönüştürüldü. Neyse. Bunun dışında... Veli Türk'ü de galiba yaptı, kasetini aldı. Anlayamadım. Yeni Türkü de kasetini aldı. Bir grup vardı ya Yeni Türkü diye galiba. O da kasetinde söyledi bunu. Evet, oradan da... Yani başka gruplar da söyledi bestenizi. Adiyeler tabii ücret almayız söylediklerimizden hiçbir zaman. Onlar nasılsa bir Yeni Türkü işte Türkçe'ye çevirdiler, söylediler. Bana da bir şey gönderdiler, telif hakkı sağ olsunlar. Adiyelerden bir şey görmedim ama. Ama aslında en güzelini de adiyelerden aldım tabii. Onu yani ben onlardan aldım zaten. Sizi gönüllerine kaybettiler orada. Emanet aldım. En güzel duyguları onlardan aldım. Olmasaydı ben ne yapacaktım bilemiyorum. Şimdi sizin ozanlık, işte bestecilik yanınızın dışında bir de araştırmacı, gazeteci ya da araştırmacı, yazar diyelim buna. Böyle bir yönünüz de var. Özellikle Hititler ve Çerkesler arasında iki ayrı galiba kitabınız var. Bir tanesi dille ilgili daha doğrusu. Hitit yasaları ve bana çok enteresan gelmişti o kitap mesela. Hitit anayasası var bir de. Yani 4000 yıl önce ilk anayasayı Çerkezce yazıyorlar ve tamamen Adiye, Abaza ve Ubuş dillerine çok yakın bir dille yazılmış. Ona daha doğrusu
Hitit dili diyebiliriz. Yani Hitit Adiyecesi diyebiliriz. Adiye dili ama... Bu Hatuşa falan gibi böyle ha. Ha kutsal anlamına geliyor. Yani o zamanki anlayışa göre hep kutsallara ha diyorlar. Yani daha sonradan bu tek dini, tek tanrılı dinler çıktıktan sonra o haleri kötüleştirmek için köpeğe de ha dediler. Hititler döneminde ben baktım köpeğin ismi ırzır. Yani ürüyen, havlayan demek, zırlayan demek. Yani ırzır diyorlar. Hakikaten de tam doğrusu da o. Ama ha ismi kutsal anlamında kullanıyorlar. Mesela ta dediğimiz zaman tabi ki Allah. Yani gerçek Allah. Ta. Haluh. Yani bu semantik yaparsak pişmiş köpek anlamına geliyor haluh. Böyle bir şey olur mu? Mümkün değil. Sonra isimler var. Hatfi var, hatıf var, hatıfraş var. Bu isimlerde hep kutsaldan alıyor. Yani kutsal anlamında kullanılmış ama onları atamamışlar. Yalnız hanın gerçek kutsal olma pozisyonunu ortadan kalkmış. Bu her ulusta olan şeylerdir. Yani dil evrim geçirir, sözcükler evrim geçirir, bu kuraldır. Yani sizce Hititler Çerkes asıllı mıydı, Kafkas toplulukları mıydı? Tamamıyla Çerkes. Yani isterseniz uzun olmasın diye biraz uzatırız işi, bir cümlesini, bir şeyini söyleyebilirim. Şimdi Tutalya zamanında yazılmış o bronz tablet Hitit Anayasası. Hitit Anayasasına göre o zaman doğuda Hatuşaş, özür dilerim, batıda Hatuşaş var, yani Çorum'da olan Boğazkale'de Hatuşaş var. Doğuda da Tutaşya, Dadaş kenti, bir yerde öyle bir, henüz yeri tespit edilemedi onun, öyle bir yer var. Oraya senede 200 sığır 1000 koyun veriyorlar. Bu tarafa da, yani Boğazkale'ye de 200 sığır 1000 koyun veriliyor senede. Şimdi bunları götürme görevli de Humentate denilen çobana veriliyor. Humenda diyorlar. Hun hayvanları sürmek anlamına geliyor Adiyece. Den de kabul etmek, yani onaylı sürekçiler. Onaylı sürekçiler. Şimdi bunlar götürüyor hayvanları. Yüstü Ashager alarak kalabalık sürüyü, Vizar otlağı, reyet veriyor, Vudu koyunlara, Humenda. Humenda da sürekçi çobanlar. Tabi hul var da, daha da kabul de var ama kabul görmüş, onaylı çoban onlar. Aslında sürekçi, sadece hayvan güden değil, kral adına hayvanları alıp ilgili yerlere götüren insanlar. Şimdi burada Adiyece bilen insanlar var tabi, anlayamayanlar da var ama ben biliyorum ki bu söylediğim sözlerin bir çoğunu onlar anlamışlardır. Bir tane şey bilmezler. Orada koyun sözcüğünü de, yani meli demiyor da vudu diyor. Onu da Mezopotamya medeniyetlerinde almışlar. Büyük krallık, yani sadece Çorum'da değil. İran, Irak, Mısır'a kadar bunların ülkesi uzanıyor. Anadolu'nun tümü, Kafkasya'nın tamamı, Karadeniz, Ege Denizi, sınır da yok. Dünyanın en kalkınmış ülkesi, altın ve gümüşle Anadolu dolmuş onların döneminde. En zengin ve en gözde olan bir ülke. Bütün ülkeler burada mal almak için geliyor. Almanlar Düşland var ya, Dü ambardır.
Doğuş'ta ambar yapılmışlardı. Onlar iyi taş oymacılarmış. Oradan geliyorlardı, taş oyma ambarlarını yapıyorlardı. Doğuş, onun için onlar Doğuş diye anılıyor. Peki, anladık. Burada bir dil birliği, linguistik açısından bir açıklamalar. Peki, diğer yönden hep söylene gelir. Son sorum olsun bu anlamda, tarihi anlamda size. Yunan mitolojisinin de Kafkas mitolojisinden etkilendiği, hatta işte Hades gibi, Hades bir tek bizde var, bizden aldı gibi söylenir, doğru mudur? Şimdi efendim, bu biraz da ilk insana bakacağız. İlk insan biliyorsunuz 2 milyon yıl önce Kilimanjaro'da Afrika'da ortaya çıkmış. Fosiline rastlandı. Mamatik kayanın içerisinde, dünyanın her tarafında kayalar kırıldı, hiçbir yerde insan fosiline rastlanmadı. O zaman bilim adamları diyor ki, bilimin kavuştuğu noktaya kadar ilk insan Kilimanjaro'da ortaya çıktı ve siyah insan. Bu siyah insan zamanla av peşinde direkt Anadolu'ya geçme şansı yok. O zaman Akdeniz çöl, Akdeniz yok, Ege Denizi yok. Karadeniz var, Karadeniz'de tatlı su gölü. Oraya işte Dişle Fırat'ı, Basra'yı buluyor, Dişle Fırat'la Karadeniz kenarına geliyor. Karadeniz kenarında oturan bu insanlar 11 yıl önce buzullar arası hayatı geçiriyorlar. Buzullar arası hayat ancak orada geçir. Bugünkü seviyesinden 170 metre daha aşağıdaydı Karadeniz. Onun için kenarında birlikte yaşamış bir ulus var. Ve orada meydana geliyor beyaz insandan, zaten Kafkasya'da meydana geliyor. Şimdi bu Kafkasya'da meydana gelen beyaz insana hemen, hani Çerkez demek belki şövenistçe olur ama yani ilk insan, ilk beyaz insan orada ortaya çıkıyor. Şimdi bu insan bir dil ve paylaştılar diyorsunuz bugün. Bir dil kullanıyordu. Bu dili kullanan insanlar müştereken o Karadeniz tatlı su gölü kenarında yaşıyorlardı. Bunun belli bir dil vardı. Özür dilerim. Bugünkü kadar ayrılmış değildi diller. Sese bağlı bir dil. Çok eski insanların, ilk insanların kullandığı çok sesli, sese bağlı bir dil kullandılar. Bunun Yunanca'nın içerisinde görmek, Fransız'ın içinde, Almanca'nın içinde, İngilizce'nin içinde, Rusça'nın içerisinde görmeniz mümkün. Adiye dili ve adiye, yani adiye deyince ben şöyle katıyorum, kusura bakmasınlar burada olabilir. Adiye, Abaza, Ubbık, Çeçen, Laz, Gürcü varsa hepsi aynı köken dil. Bugüne getirmiş insanlardır. Biz Adiyece daha eski bir dildir. Bunu bilim adamları da söylüyor. Zaten oradan gelip de Avrupa'dan gelip de araştırma yapan araştırmacılar hakikaten kendi dillerinin atasının Adiyece olduğunu kendileri söylüyor. Peki, benim böyle tarih merakım başkadır ama herkes sizin, evet, farkındayım. Ben saatlerce dinlerim çok tarih. İnanılmaz güzel konuşuyor ama herkes sizin şarkılarınızı dinlemek istiyor. Muhtemelen ben sizi böyle bir programa alırım. Biz saatlerce konuşuruz. Çok teşekkür ederiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önceki arkadaşlar hep böyle dertli şeyleri söylediler. Yine ben bir Deli Ahmet'ten kısa bir parça sunayım da. İşte ellerimiz sıkışınca, sevda işten tutuşunca, üç gecedir oturunca sonra kalk git dediler. Deli Ahmet oturuyor, hiç kalkmadan oturuyor, sevdalarmış oturuyor. Şey bu anlamı.
Bizi gubli kurye gasri, çeşme kuş kesisi, gasri tane yekiz kızı ya. Ah ben dele şüz şüz, mütegiz ruşuz şüz, kağıtayı şüz şüz, tariye ua uku. Kaşan ışı su para, zigun niksiri su para, sildekvenu su para, sevla pava. Kırkları kırışır boran ve su az kışkaşır zibgade su Pşaşı edakem zergı aziz yüksüz ve soşi kakaşına bu Birkaç asker şarkısı söyleyeyim ben size. Bir tanesi Şapsır versiyonundan Çorum'un Meclizli ilçesinin Fakahmet köyü var. Şapsır köyü hemen bizim köyümüzde komşu. Orada Sergi Nazire isminde bir kız erkek arkadaşı askere giderken söylemiş. Bana intikal bu şekilde. Ama değişik biçimlerde de anlatıyorlar. Onu size takdim edeyim. Sıcıkım was hatıvatım, ulaş hayatım zası pıtlım. Sırıp zıhat burisi gülüm ava, sıtma was çocuğunuz zekeriya, kalem was çocuğunuz zekeriya, zavu ve uva zekeriya, nasıl gelen kohan zekeriya, dene gelen kohan zekeriya. Zavaruvar homa, zgab sekuva, guatir homa, şavuk teşvem, psekam ikma, şaştı doğa zev zekeriya, muğaz koşunu zekeriya, bana muğaz koşunu zekeriya, davami uva zekeriya. Bundan sonra bu Türkiye'de olmuş bir şey, bir tane de Kafkasya'da oluyor. Kafkasya'da İkinci Cihan Harbi zamanında oradan artık nasıl diyeyim kaçıp da gelen veya kurtulup da gelen bir asetin vardı. Erzurum'da 64 yılında Polat Kübat isminde bu Kabartayca kendisi Kabartay değil, Osetin, asıl Polat Kübat kendisi Osetin, yani kuşa, dili farklı. Bu Kabartaycı olan şarkıyı olduğu gibi ezberlemiş. Çok da güzel bir anlatımı vardı, makamıyla ezberlemiş. Makamıyla ben bunu orada işitince
Daha gençlik yıllarında hemen banta aldım, kafa bantına. Bir yerde de yazdım, bir köşeye attım. Bunu Kafkasya'da daha iyisini bilirler diyordum. Gelen gidenden böyle irtibatlarımız oldu. Dediler ki, ya yok öyle bir şey biz bilmiyoruz dediler. Bunu nereden aldın sen? Bunu bize gösterin, işte söyleyin, şu bu. Ben de bir yere yazdım ama dedim, müziğini biliyorum. Sözlerini de bir şey onu biliyorum. Ben onu bulayım, hazırlayayım, düzenleyeyim de size intikal ettireyim diye o şekilde yaptım. Bu da askere giden bir delikanlı için söyleniyor. O zaman ikinci harbe, dünya harbine giderken genç kızımızın delikanlı arkadaşına söylediği bir şarkı. Sırası kura pepsi kuytim amesra da o serme vagusra varede varede de. İstas psi kuytki, mazap psi kuytki, sıp pepsante amesra da o serme vagusra varede varede de. Wahuyu ba wahuyu ba wiu, wahuyu ba wahuyu ba wiu. Tetele dokwa, jarbane dokwa, jarbane zawemni. Amesha mogo, sarmo wagusha, warede, warede ni. Wipe asikur gazape ashwa mamesha mo serme wagusha warede warede ri bejashwa miki wipe adazim zispusrant bamesha mo serme wagusha warede warede ri Tele dokwa, jarbane dokwa, jarbane zawebni. Kafkas kurşuzu ze topu zeri, mamaşan oğu, sermo vagusra, varede varede ri. Hamra famra, distevu zavkas, sıptapsant, mamaşan oğu, sermo vagusra, varede varede ri. Şimdi bu şarkıyı söyleyen o Polat Kübat'ın burada bir oğlu olacak. Aytek isminde aslında Tinkensi Kuşha burada mı değil mi bilmiyorum. Yani Ankara'da yaşıyor abi. Ankara'da mı yaşıyor? Sağ yalnız oğlu. O da bunu ezberlemiş. Küçükten babası bunu ezberlemiş. O da adayacağını bilmiyor ama ezbere bunu söyleyebiliyor. Şimdi de bu böyle askere gidiyorlar. Neyse. Orada İkinci Cihan Harbi'ne giden bir delikanlı hanımıyla, yeni çocuğu da olmuş, hanımıyla ayrılırken sözleşiyorlar. Eğer herhangi bir şekilde görüşemezsek aya bakarak birbirimizi görelim diye öyle sözleşmişler. Ve hasbelkader gidiyorlar. Savaş sona eriyor. Hitler ve Rus savaşı bu. Drava'da esir mübadelesi yapılıyor. Esirler değiştirilince esirler öldürülüyor. Siz Hitler'den oldunuz diye. Oradan kaçıp gelenler, Türkiye'ye intikal edenler var. İşte onlardan birisi burada yazıda biçer döver memze pavze diye geçer söz. Biçer döver yağcılığı yaparak kendi hayatını kazanıyor. Derken bunu burada da veriyorlar.
Burada da ev verince, burada çocukları var şimdi. Çocukların ikisi burada. Her gece ay doğunca balkona oturuyormuş, ay batıncaya kadar bakıyormuş aya. Hanımı da tabii rahatsız olmuş, demiş bu ne oluyor? Ya biz işte oradan kaçarken böyle bir ay ışığı vardı, onun için ay ışığı olunca ben duramıyorum, devamlı aya bakıyorum demiş. Böyle geçiştirmiş. Ondan sonra gel zaman git zaman 20 sene sonra orada bıraktığı çocuk büyüyor 17 yaşlarına veya 17 yıl sonra. Buraya geldi çocuk, tabii soruşturmalarla babasını arıyor devamlı. Babası bulundu, geldi buraya ve trende görüştüler. O anda bir anda gidemedi ama daha sonradan iki ulusla anlaşıp da tamamen bu esirler gelebilir diye anlaşma imzalandıktan sonra gitti oraya ve oradaki ailesi de o çocuk şunu söyledi, işte annem de dedi aynen her gece ay ışığında ay batıncaya kadar seni bekliyor, nasıl bıraktınsa öyle diye. Orada ağlaştılar falan filan, neyse de sonra gitti ama ben de gittiğimde sordum, vefat etmişti. Şimdi onun işte bu asker şarkılarından sonra onun başından geçeni anlatıyor bu. Onu dinleteyim sizlere. حدوز تیش مساقی شکور شمش شناس همس اپخوشاقا سمبز پبزاق و باشر بازوی سسوش خوش تیبسامو شکم سکوش با سوشت بو شمش سیسا با سوشت مو شاو سری قص بکلم و مسی خود کرد که از خیش را مکف فزاجم از شد تا خودم سی نفس فزاج رپس زویه چکه که کمی سکوش با سوخت مو که مسی سام سوخت مو سبز پبزاق و باشر بازو یش سرش خوست تیکلمو Şem kütte kışarsın sişep teşerimiz gaz gazarca zır şemeşi su zır sişep yisu ben ula hoyta ve sathe kuda şarkılar olmasın biraz da iyi günlerde adiyelerin güldüğü günler de vardır. Yine bir adiye nine bir köşede oturur. Çerkez düğünü kurulmuştur. Bizim hanım kızımız biraz da havalı gider sorar. Der ki nine sen Çerkez misin? Ya yavrum
Çerkez değilsem ne işim var? Çerkezce biliyor musun? Yavru Çerkezce biliyor da Türkçe de bu kadar biliyor. O zaman kadın da sormuş tabii genç kızımıza, demiş ki sen de Çerkez misin kızım? Evet Çerkezim ya nine demiş. Çerkezce biliyor mu yavrum demiş. Ya bilemiyorum ama anlıyor demiş. Ha demiş. Bizim kapıda bir küçük köpek var da yavrum o da konuşamıyor da anlıyor. Şafım, seneyi bırak sıkışa, seneyi bırak sıkışa, adiyatla kızız aşa. Vöpvödü asi koş, vöpvödü, vöpvödü asi şuh, vöpvödü. Şanım ibzerdim zuhu dizkeskekum dikuşatla. Kava zava şu vüzüm sibzek muğar ağantika. Vöpvödü asi koş, vöpvödü, vöpvödü asi şuh, vöpvödü. Sipsin azıb zapstom vöpü notan tetu mağvava. Sihazı kurmak zahat mi adiyatlar buruva. Vöp vödü asi şuf, vöp vödü, vöp vödü asi koş, vöp vödü. Şafkum seneyi bırak sıkı şafa, seneyi bırak sıkı şafa, adi abzar kızız kaşa. Vöp kodu asi koşu vöp kodu, vöp kodu asi şufu vöp kodu. Diz keskekum yibzerdim eşro, diz keskekum dükuş ala. Kava zavarı şuvu füşrem sibzakumun varı bağantika. Vöp kodu asi koşu vöp kodu, vöp kodu asi şuku vöp kodu. Sipsin azıb zapstav vöpü nota tetu mağava. Sihat kurum psatef mi adi abzarı gürova. Vöp kodu asi koşu vöp kodu, vöp kodu asi çıku vöp kodu. Thank you.
Çerkez hediye setimizin içerisinde ressam Faruk Kutlu'nun çizmiş olduğu ve kültürümüzü yansıtan 7 adet resmin bulunduğu kuşe kağıda selefon kaplama 6 yapraklı takvim, Çerkez kültürünün dans öğelerini içerisinde barındıran 1. kalite kanvas tablo, figürlü tükenmez kalem bulunuyor. Nart Ajans 2021 Çerkez Hediye Setinden sipariş vermek için sipariş formunu doldurabilir ya da 0542 426 4884 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Ödeme seçenekleri havale ve kapıda ödeme şeklindedir.